Evet, merhabalar. Son 3 hafta önce bir video çekmiştim. Hepsi buradan aldığım ekran kartıyla alakalı. Sonuçlandı geçen hafta. Tabii ben daha yeni video çekme fırsatı buldum. İşte Nvidia'nın, bilmeyenler için anlatayım. Nvidia'nın işte şeyini almıştım. GTX 1060'ını almıştım ben ekran kartı olarak. Hepsi buradan kendisinden almıştım. Yani satıcı da hepsi buradaydı. Yani içinde satıcı değişebiliyor ama ben hepsi buradan kendisinden almıştım. İçinden etiketi GTX 1060 olarak bana 1050 Ti satmışlar. Tabii hani burada bence hepsi buradan kendisi direkt sorumlu değil ama hani sonuçta tedarikçi firması var, onlar da yanlış yapmış olabilir. Bana gelen hani 1050 Ti'ydi ve 1060 etiketiyle gelmişti. Onun üzerine bir işlem başlatmıştık, iade işlemini başlatmıştık. Onun sonucundan bahsetmek istiyorum. İşte ilk ben 26'sında fark ettim bu olayı. 26'sında geri gönderdim. Zaten o çektiğim gün, işte o videoyu çektiğim gün. Sonra 28'inde bunu reddettiler. İşte neden reddedildi yazılmıyor zaten. Ben onunla ilgili defalarca aradığım halde hala neden reddedildiğini bilmiyorum o ara. İşte ondan sonra ta kaç aydır, en son bir bakayım. 12. 12 Nisan'a kadar ben hem şeyden, bu müşteri hizmetleri sayfası diye bir sayfa var oradan, hem de işte müşteri hizmetlerini bizzat arayarak defalarca, hani neredeyse her gün aradım yani, 20-30 kere kesin aramışımdır, kesin yani. Arayarak bunları sürekli işlemimin devam etmesi için uğraştım. Yani hani bu hepsi buradan beklenmeyecek bir şey. Keşke biraz daha yardımcı olmaya çalışsalardı. Ama en sonunda ayın 14'ünde, bugün ayın 16'sı, 14'ünde iadeyi sonunda yani kabul ettiler. Sonra parayı iade ettiler Allah'tan. Ama çok uğraştırdılar yani, işte biz anlamıyoruz, bunu tedarikçi firmaya göndereceğiz, onlar baksınlar falan dediler. Ama yani eğer siz anlamıyorsanız ilk başta neden reddediyorsunuz, direkt gönderseniz. Eğer direkt gönderselerdi mesela, 1-2 hafta direkt kazanmış olup 1 haftada işlem çözülebilirdi. Ama onlar uzatmayı tercih ettiler. Yani bu konuda çok mağdur oldum açıkçası. Hani 3 hafta falan uğraştırdı yani. Ondan sonra yenisini aldım. Yani parayı iade ettiler. Allah'tan yani. Yoksa tüketici hakemiyetine gidecektim. İşte yeniden aynısını bir daha aldım ama farklı bir siteden aldım. Sonra Yuko'dan aldım. Ve 150 lira daha ucuz aldım yani. 1900 lira almıştım. Yok, 1950 liraya almıştım. Şimdi 1800 lira aldım. Hem kârdayım. Ama 3 hafta tabii çok yoğun bir süreçti. Yani psikolojik bir insanı yani yıkıyor ya. Düşünsenize yani 2 milyar bir şeye para veriyorsunuz. Hem kendisi gelmiyor hem de parayı iade alamıyorsunuz falan. Yani çok can sıkıcı durumlar. Başınıza gelmesi kesinlikle önerilmez. Yani ben düşmanın başına gelsin istemem ben. Çok stresli bir durum açıkçası. Yani öyle bir durum oldu ama sonuçlandı. İşte bugün de bilgisayarı falan kurdum. Öyle çalışıyor, güzel. Allah'tan içinde 1060'ı göndermiş Yuko. İyi, güzel oldu yani. Yani öyle bir bilgilendirme videosu çekeyim dedim. Öyle. Yeni videolarım gelecek umarım. Bir film izliyorum ama çekecek vakit bu var. Ama bende istek yok. Ve biraz üşengeçlik var. Ondan dolayı çekemiyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.